Merhaba değerli izleyiciler. Bugünden başlayarak yeni bir programla her hafta sizlerle birlikte olacağız. Layu TV stüdyolarında hazırlanan ve Kanal Sim ekranlarından yayınlanacak olan bu programın konusu sağlık. Hastalandığımızda her zaman e, sağlıklı olmayı ümit ederiz. Ancak ne yazık ki sağlığımızı ancak kaybettikten sonra e, değerini anlarız. İşte hastalandığımız zaman neler yapacağımızı ve hastalanmamak için neler yapacağımızı bu programda sizlerle tartışacağız. Sohbetlerimiz olacak. Birbirinden değerli konuklarımız olacak. Ve yine sağlıkla ilgili sorularınızı, sorunlarınızı bize ileteceğiniz bir mail adresimiz olacak. Buradan da sizlerle iletişim kurabileceğiz. Mail adresimizi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık gündemi et eylül.edu.tr Değerli izleyiciler bugün programımızın ilk konuğu sayın değerli bir kardiyolog ve hepinizin yakından tanıdığı değerli bir hekim sayın Gülgün Weiss. Hoş geldiniz efendim. Hoş bu bulduk. ilk programımıza sizinle başladık. Teşekkür, Teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için bu söyleşiyi. Ve tabii ki kardiyologsunuz ve konumuz kalp, Evet, kalp sağlığı. Evet. evet, şimdi en önemli şey kalp sağlığını korumak herhalde. Acaba kalp sağlığı deyince ne anlıyoruz? Önce buradan başlarsak nasıl Hadi. olur? Evet. Ben de öncelikle Lefke Avrupa Üniversitesi'ne beni davet ettiği için... E, halka, topluma e, böyle bir e, önemli konuda ki dünyada ve ülkemizde ve Türkiye'de kalp hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları birinci sırada ölüm nedenidir. E, böyle bir konuda seslenme fırsatı, onları aydınlatma fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi benim için özel bir yer. Çünkü Lefke bölgesini çok seviyorum ayrıca. Lefkelilere de buradan... Ee, çok güzel bir bölgede e, korunmuş, e, doğası korunmuş, insanları bakir yani çok temiz, e, çok güzel denizi e, doğasıyla çok güzel bir bölgede üniversiteleri olduğu için çok şanslı olduklarını da ifade etmek evet. istiyorum. Zaten efendim konumuz bu programın amacı da halkımızı aydınlatmak. Evet. Yeni teknolojileri, yeni tedavi tekniklerini... Onlara açıklayabilmek ve bir rehberlik e, amacını taşıyor. Evet, evet teşekkür ederim. Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Bugün e, dünyanın sorunları e, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili birinci sırada ölüm nedeni diyoruz. Ölüm derken dahi rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü kalp ve damar hastalıklarının e, şöyle bir özelliği var diğer hastalıklardan farklı olarak önlenebilir hastalıklardır. Yani eğer siz kalp ve damar hastalıklarının nedenlerini bilirseniz ve onları engelleyebilirseniz kalp ve damar hastalıklarından ölme riskinizi %80 azaltabiliyorsunuz. E, kalp tabii ki e, her zaman beyinle çekişmeli bir organdır biliyorsunuz. Evet. Kalp mi önce beyin mi önce? <laughs> kalp çarpar beyin böler demiş bir psikiyatrist hocamız. <laughs> evet. Tabii evet. kalp deyince aslında hem evet. fiziksel hem duygusal, duygusal anlamda da kalbi alabiliriz. Evet. Kalpsizlik mümkün değil değil mi? Kalpsizlik mümkün <laughs> evet. değil. E, ve e, kalp zaten atıyor diyor kardiyologlar da önemli olan ritmi değiştirmek. Dolayısıyla kalbimizi konuşurken e, her şeyden önce şunu söylememiz lazım. Nazik bir organ, kibar bir organ. Hepimizin bildiği gibi vücudumuzun da tüm canlı organizmalar gibi oksijene ihtiyacı var. Tüm organlarımız, tüm dokularımız oksijensiz yaşayamıyor. İşte kalbimiz dakikada 60-80 kez çarparak bu oksijeni vücudumuzun bütün organlarına, bütün hücrelerine, saç telimizden ayak tırnağımıza kadar sağlayan organımız ve e, dinlenmeden çalışan bir organımız. Yani biz uyusak da biz istesek de istemesek de kalbimiz çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla onun sağlığı çok önemli. Eğer kalbimiz 5 dakika durursa, beynimize oksijen 5 dakika gitmezse, ne yazık ki beyin hücrelerimiz ölüyor ve geri dönmüyor. Beyin hücrelerinin tekrar canlanması mümkün değil. Bu kadar önemli bir organ. Peki, kalp hastalıklarıyla ilgili sorunlar yeni mi başladı? Hayır. 1960'lı yıllarda dünya kalp ve damar hastalıklarıyla tanıştı. 1950'li yıllarda. Yani 20. yüzyılın başları diyelim. Biliyorsunuz 19. yüzyıl ee, antibiyotiklerin keşfi yoktu. İnsanlar 35-40 yıl yaşayabiliyorlardı. Ve tabii ki ulaşım araçları çok e, ilkeldi. Herkes yürüyordu. E, i̇şte buzdolabı keşfedilmemişti. Bir to bir çok teknolojik <laughs> cihaz yoktu. İnsanlar doğal besleniyordu, doğal yaşıyordu ve ömür de ne yazık ki antibiyotik olmadığı için işte verem, sıtma gibi nedenlerle 30-35 yaşında son buluyordu. İşte 20. yüzyılın başından itibaren Dünyanın en büyük ve en gelişmiş ülkesi Amerika'dır. Bakılmış ki insanlar pat diye ölmeye başladılar. Ve genç, ve genç yaşta başladı. ölmeye başladılar. Evet. Ve bu insanların ölüm nedeni araştırıldığında kalp krizi geçirdikleri, kalpten öldükleri otopsilerinde ortaya çıkmış. 1968 yılında Vietnam'da ilk otopsiler genç insanlar üzerinde yapılan otopsilerde bir de görülmüş ki. 20'li 30'lu yaşlarda ölen askerlerin kalp damarlarında plaklar var. Yani biz 20'li 30'lu yaşlarda kalp hastası olmasını beklemediğimiz insanlarda plaklar var. Bu da tabii ki toplumda sorular ve e, niye bu insanlar ölüyor ee, sorularıyla birlikte araştırmaları gündeme Risk getirmiş. Risk faktörlerinin evet. en an, en neden en kalp krizi geçirmeye evet. başladık diye. Ee, bu konuda dünyanın çok ünlü bir araştırması var. Amerika'da Framingham denilen bir kasabada 1948 yılından 98 yılına kadar o kasabada yaşayan herkesi 40 yıl takip etmişler. Ve bu 40 yılın sonunda işte kalp krizi ile ilgili tabii ki aşama aşama yayınlandı major risk faktörleri yani değiştirilmesi çok kolay olmayan bir takım risk faktörleri tespit edilmiş çok etkileyici bunlar bunların en başında yaş geliyor yani biz yaşımız arttıkça her 10 yılla birlikte kalp krizi riskimiz ikiye katlanıyor. E bir makine gibi herhalde evet, yaşlandıkça Yaşlanıyoruz. çalıştıkça yaşlanıyoruz. E, evet. Kalbimiz de krizlere birlikte aday oluyor. Aday yani oluyor. bugün 70 yaşında bir kişinin kalp krizi riski 40 yaşındaki bir kişinin çok daha yüksektir kişiye evet. göre. Ama tehlikesi farklı tabii. Tabii. Gençlerde de daha tehlikeli Yani e, onun olabiliyor. da bir takım kriterleri var tabii. Bunun yanında yüksek tansiyon hastası olmak... Ee, yine kalp krizine neden olduğu ortaya çıkmış. İşte şeker hastasıysanız yine kalp krizi riskiniz diğer insanlara göre daha yüksek oluyor. Yüksek kolesterolünüz varsa yine işte 200 miligramın total kolesterolünüz üzerindeyse kalp krizi riskiniz yüksek. Bunun yanında tabii bütün dünyanın tartışmasız en önemli risk faktörü ve insanlık düşmanı ilan edilen sigara. Altını ısrarla çizmemiz lazım. Evet. Sigara dünyanın baş belası ve gerçekten veba salgını gibi kalp krizlerine neden olan en önemli etken ve değiştirilebilir bir etken. Yani siz isterseniz sigara içmeyebilirsiniz. Önlenebilir bir Önlenebilir risk, faktörü. Bir risk evet. faktörü. Bunlara tabii yenilere eklendi. Kilo almanız, çok fazla kilolu olmanız, işte aşırı stresli olmanız bunun yanında hareketsiz yaşamanız teknolojinin de tabii olumsuz evet, belki etkilerini evet. görebilir miyiz? Bunlar tabii ki <laughs> evet yaşam değişen yaşam tarzımız bize ne yazık ki kalp damar hastalıkları olarak dönüyor. son bu Ocak 2015'te yayınlanan bir çalışma var ki bunu ısrarla burada söylemek lazım. İşte günde 10 tane sigara içiyorum hocam. <laughs> Ben çok içmiyorum veya hafif sigara içiyorum diyor evet. hasta. Bu çalışma şunu gösterdi: Günde 10 tane sigara içiyorsanız akciğer hastalıkları yani kanser, akciğer kanseri, kalp krizi ve felç geçirme riskiniz hiç içmeyen bir yaşatınızın iki katı. Eğer bir paket içiyorsanız yani 20 tane sigara içiyorsanız günde 4-5 katı. Bu rakamlar da çok evet. çarpıcı rakamlar. Yani siz içmiyorsanız riskinizi düşünün evet. ne kadar evet. azaltıyorsunuz. Tabii bunun yanında dünya diğer konularda da mesela mesane kanserler olsun, evet, evet. özellikle meme kanseri bunları da etkili bir Kesinlikle. faktör sadece akciğerde Kanser, maalesef tüm kanserler tüm kanserlerde. Evet. Yani sadece de kendine değil çevresine de Kesinlikle. zararı olan kötü bir alışkanlık evet, sigara. Evet. İnsanlık evet. düşmanı. E, sigara içenlerin diğer insanlardan 10 yıl daha az yaşadığı evet. ortaya konmuş. Tabii bu çok önemli bir şey. Çünkü neden ee, dünya e, tabii ki sorunlu bir dünya. Çok da sıkıntılar <laughs> yaşıyoruz ama e, erken ölmek için de bir sebep göremiyorum. <gülüyor> 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 evet. Ölmemek için e, ve sağlıklı ve kaliteli yaşamak için neden? Sigara içip yaşam kalitemizi bozalım. Yani bugün bir felç geçirmek, bir kansere yakalanmak, evet. kalp krizi bağımlı geçirmek. Bağımlı hale gelmek, başkasına bağımlı hale, hayattan zevk almamak tabii e, bunun yanı sıra sadece ölüm değil yaşarken ölmek evet, için, e, de evet. söz konusu. Çok... Ve tabii sağlıklı yaş almak bizim için önemli olan, sağlıklı yaşlanmak bunu da engelleyen bir faktör. Çok önemli. E, ama bunun yanı sıra tabii beslenmenin de herhalde değil Kesinlikle. mi e, koruyucu faktör olarak. Dikkat etmemiz evet. gereken bir şey. Neler mesela koruyucu olarak tuzdan bahsedebilir miyiz? Evet. Tuzun etkisinden. Bahsedelim. Şimdi tabii son iki yıldır dünya yüksek tansiyonda inanılmaz bir artış var ve Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Kalp Örgütleri, Normal günlük tüketilen tuz miktarının olağanüstü yüksek olduğunu tespit etmişler. Normal 4-5 gram günde tüketilen tuz bir normal ortalama insan için yeterlidir. Bu da bir tencere yemek için işte bir küçük kaşık tuz demektir. Dolayısıyla da tansiyonu dünyada azaltmanın bir tedbiri olarak işte ekmeğe konan veya hazır gıdalarda satılan çok fazla miktarda tuzlu tüketilen gıdaların sınırlanması, kontrol edilmesi devlet eliyle çünkü yüksek tansiyon sinsi ve semptom vermeyen öldürücü bir hastalıktır. Yani insanların %90'ı tansiyon hastası olduğunu farkında değildir. Hiçbir şikayeti yoktur. Hatta hmm. hastalar bize geldiği zaman ölçüyoruz 18'e 10 diyoruz. Nasıl olur benim hiçbir şikayetim yok hocam diyor. Evet. Ama insanların %90'ı tansiyonu olduğunun farkında değildir. O yüzden biz 30 yaşını geçen herkese mutlaka bir tansiyonunuzu ölçtürün hmm. diyoruz. Hani en azından 3-4 ayda bir bir tansiyonunuza baktırın ve tabii ki tuzu günde bir küçük kaşıktan fazla tüketmeyin hmm. diyoruz. Evet, tabii hani kalp sağlığının yanısında böbreklerle Kesinlikle. ilgili de ciddi e, risk oluşturan bir e, faktör tuz. E, acaba ülkelere göre bu tuz kullanımı ve hipertansiyon arasındaki bir dağılımla ilgili bir şeyimiz var mı elimizde bilgimiz? E, Avrupa'da bu konuda e, tabii ki 5 e, yıl öncesine kadar e, yüksek oranda tuz tüketiliyordu. Fakat son 5 yıldır bu konudaki e, farkındalık arttığı için, 5 yıldır Avrupa'da sınırlama getirildi. Yani içindeki tuz miktarını tüm hazır gıdaların üzerine yazmak zorunda firmalar ve ee, insanlara da tüketmemesi bilgiye. şeklinde uyarılar yapıldığı için masalardan tuzluklar kaldırıldı. Çocuklara özellikle 18 yaş altına işte tuz eklenmesi gıdalara bulundukları yuvalarda, kreşlerde devletin aldığı tedbirlerle azaltıldı. Evet. Amerika'da da hakeza öyle. Ancak bizim ülkemizde ve Türkiye'de işte son 2-3 yıldır bu konu tartışılıyor. Geçen yıl biliyorsunuz Türkiye'de de Bir karar ekmekte, evet, <laughs> evet. ekmekte evet. ekmekte ve gıdalarda tuz oranları azaltıldı. Çünkü yüksek tansiyon yani sadece kalp ve damar hastalıkları açısından değil, felçlerin evet. en önemli nedenidir. Yani felç evet. üçüncü sırada ölüm nedeni bugün dünyada aynı zamanda böbrek hastalıklarının en önemli nedenidir ve her türlü Hı -hı. görme ile ilgili sıkıntılar Hı -hı. veya bacak damarları bacak damar. ile ilgili sıkıntılar bütün atar damar sistemlerimizi etkileyen bir hastalıktır. Evet. Aort damarının işte genişlemesi Hı -hı. yırtılmasıyla ilgili Bilir. ve beyin kanamalarıyla ilgili en önemli Hı -hı. nedendir. Evet. Ama herhalde tabii sadece yasaklamak değil tabii bilinç ki. oluşturmak kesinlikle hatta bu bilinci oluşmaya kadar yasaklarsanız yasaklayın o bilinç oluşmadığı sürece de herhalde sorunu çok fazla çözemeyeceğiz. Hemen kısa bir aramız var. Sonra evet. sizin güzel sohbetinize devam edeceğiz. denleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla ile... Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler ilk programımızın ilk konuğu Sayın Gülgün Vahiz ile kalp sağlığı üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Evet efendim şimdi beslenme dedik. Evet. Kıbrıs'ta tabii Akdeniz diyeti çok önemli bir yer tutuyor. Buna ilgili acaba kalp sağlığı açısından önemi nedir? Biraz onu Açalım. açabilir miyiz? Şimdi bütün dünyada biliyorsunuz çok değişik diyetler var. Herkese bir şeyler öneriliyor. Son yıllarda da şu diyet, bu diyet zayıflayalım. Çünkü toplumlar giderek obez hale geldi. 21. yüzyılın en büyük belalarından birisi de işte evet. geçen de yayınlandı Avrupa Kardiyoloji'de. Türkiye Avrupa'da kadınlarda en obez toplum olarak tespit edildi. Bir de genç ölümlerinde birinci sırada. Ve %30'a çıkmış kadınlarda obesite oranı oldukça yüksek rakamda. oranı rakamdan. Türkiye ve KKK'de birlikte tabii, tabii, tabii. değerlendiriyorsunuz. Yani bizim ülkemizde de evet. aynı evet. sorun. Evet. Ve çocuklarda da obesite oranı Avrupa'da en yüksek Hı. olan toplumlardan biriyiz. Evet. Ee, Avrupa'ya baktığınız zaman veya dünyaya baktığınız zaman çeşitli diyetler öneriliyor. Şunu yapın, bunu yapın, proteinini şöyle böyle. Ancak bütün araştırmalar, bütün çalışmalar tek bir... E, hedefe kilitleniyor. Dünya'da Alzheimer'ı <laughs> önleyen, kanseri önleyen, kalp krizlerini önleyen, felçleri önleyen ve kanıtlanmış olan tek diyet Akdeniz diyetidir. Evet. Diğer bütün diyetlerle ilgili soru işaretleri, yan etkileri var. Biz de Akdeniz'de yaşıyoruz. Akdenizin ortasında bir adadayız. Türkiye zaten Akdenize kıyısı olan bir ülke. Ona rağmen kalpten ölümler oldukça yüksek. Baktığınız zaman statistiki rakamlara Avrupa'da İtalya, İspanya ve Yunanistan en az kalp krizi geçiren ülkeler. Ama neden Türkiye biraz önce de bahsettim hı hı. 40 yaşın altında en çok kalp krizlerinin olduğu ülke. Bizim ülkemizde de KKTC'de de bu yıl 35 yaş civarında geliyor kalp krizlerimiz. Hatta geçen yıl 29 yaşında biz kalp krizi gördük. İyice yaş gençlere doğru kaydı. Bu nedenleri arasında tabii Akdeniz tarzı beslenme derken bunun altını doldurmak, doldurmak lazım. lazım. Yani nasıl bir beslenme? Bizim annelerimizin bizi beslediği gibi beslenme <laughs> öncelikle yani sebze, meyve, evde pişirilecek <laughs> işte sıvı yağ, zeytinyağı artık Avrupa'da reçetelere girmiştir. Biz zeytinin zeytinyağının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Reçete ediliyor insanlara sen şu kadar kaşık zeytinyağı içmen lazım sağlığın için. Ve biz bununla yemeklerimizi pişirmemiz lazım. Tabi işte tereyağı e, az miktarda tüketebilirsiniz ama sağlığınız için zeytinyağı en yararlı. Hem bütün bu saydığımız beyin, kalp, damarlar için hepsi için kanıtlanmış bir e, diyet. Bunun yanında bol zepse, bol meyve, işte az yağlı süt ürünleri, kümes hayvanları tüketimi ve tabii ki baklagiller. Baklagillerin bu konuda tartışmasız olarak bütün dünyada olumlu etkisi, sağlığa olumlu etkileri yani. ve balık evet. tüketimi evet. ve ılımlı miktarda kırmızı şarap diyoruz. Evet. <laughs> tabii evet. e, yağ denince de herhalde bunun da bir miktarı var şimdi evet. biz aman yağ kullanalım deyip de biliyorsunuz zeytinyağlar bizim Türk toplumda çok bol evet. yağda evet. yapılır. Evet. Belki Burada mı hata yapıyoruz? Ee, yani, yani her şeyin bir oranı olmalı. Tabii e, diyet aslında Akdeniz diyetinden bahsederken genel anlamda bahsettiğimiz için <laughs> miktar olarak e, indirgediğimiz zaman diyet bireyseldir. Yani sizin deniz Hanım olarak yapacağınız diyet, sizin boyunuz, kilonuz, tükete, tüketeceğiniz yağ miktarı, işte yaşınız. <laughs> ona göre ayarlanması gerekir. İşte 10 yaşında bir çocuğun tabii ki evet. tüketeceği miktar, yaptığı spor, boyu, kilosu ona göre ayarlanmalıdır. Yani genel olarak işte bizim babaannelerimizin, anneannelerimizin yemeğe koyduğu iki kaşık yağ, sıvı yağ diye tariflediği miktardır. Tüm herkesin yiyebileceği. Ama onun ötesindekiler daha fazla ayrıntıya inmek gerekirse kimisinin daha çok tüketecektir, kimisinin daha az tüketecektir. O da boyuna evet. ve kilosuna göre ayarlamak gerekir. O, evet. Bir de tabii burada az miktarda da işte kuru yemişlerden mutlaka bahsetmek lazım. Biliyorsunuz onlar da sağlığa Hı -hı. yani omega 3'ten bahsetmek lazım. Evet. O da e, kalp dostu olduğu, antioksidan olduğu, kolesterol yani, açısından evet, evet, önemli. Evet, İyi kolesterolü şey. evet. yükselttiği işte balıkta evet. zeytinyağı aynı evet. şekilde olduğu için onların da az miktarda ama yine kiloya geliyor iş. Yani onların da kalorisinin ne olacağı tabii ki sizin kilonuzla ilgili. Dolayısıyla Akdeniz bölgesinde Akdeniz diyetine uygun yani fast food Tüketiyoruz farkındaysanız. İşte herkes bütün kadınlar evet. çalışıyor. Artık evlerden yemek az pişiriliyor. Herkes hazır gıdalar alıyor. Kolay yani, oluyor. Evet annelerimizin evet. iş hayatına girmesi kadınlarımızın maalesef çocuklarımıza olumsuz sağlık olarak dönüyor. Onun için anne yemeği diye çağrı diyeceğim. yapmak istiyorum. Buradan evet. çalışsak da çocuklarımıza evet. evde yemek pişirmemiz lazım. Evet. Şimdi yavaş yavaş galiba tablo önümüze çıkıyor. Sayın Vahiz yani kalp krizi şey oranlarının niye yükseldiği, bir kere sigara tüketimi arttı çok birinci olarak ve evet, ben farklı. üniversitemizin öğrencilerinde evet. de bütün öğrencilerde de görüyorum çok genç yaşta sigara içiyorlar. İkinci olarak işte bu beslenme evet. problemleri geliyor. Herhalde tabloyu tamamlamak için şimdi bir de aktiviteden evet. söz edeceğiz. Herhalde bu üçünün olumsuz etkisi erken yaştaki bu kalp krizi risklerini de arttırıyor. Biraz Kesinlikle. da aktiviteden isterseniz söz edelim. Bu yıl 29 Eylül Dünya Kalp Günüydü. Bu vesileyle tabii bütün dünyada işte kalp hastalıkları, damar hastalıklarıyla ilgili hem toplumu eğitmek hem farkındalık yaratmak için her yıl bir slogan tespit ediyoruz. Bu yılın sloganı da pedallayın sloganıydı. Hmm, Lefke Avrupa güzel. Üniversitesi'ne de öğrencilerine de bunu öneriyorum. Evet, Çevre çok uygun, evet. doğa çok uygun pedallamak lazım. Yani e, 21. yüzyılın ve teknolojinin bize e, getirisi maalesef e, işte televizyon izlemek, e, saatlerce oturmak, bilgisayar. maalesef önünde, bilgisayar evet, önünde arabalar, arabalarla hareketsiz, hareketsiz yaşamak. Evet. Çünkü biliyorsunuz 10 bin yıldır yaklaşık dünyada insan olduğunu düşünüyoruz. İnsanlara ait en eski bulunan kültürler öyle. 10 binlerce yıldır insanlar ayaktaydı hep hareket halindeydi. Evet. 20. yüzyıldan itibaren işte arabanın keşfiyle birlikte ve ulaşım araçlarındaki büyük patlama, işte teknolojik gelişmeler bulaşık makinesi, çamaşır çabır, makinesi, çabır. kadınlar elini sıcak sudan soğuk suya koymuyor. Asansörler, asansörler. İki merdiven evet, için bile arabalar asansör Ve bilgisayar önünde geçirilen evet. saatler evet. ve gençlerimizin ne yazık ki evet. saatlerce ekran başında oturması e, sağlığımızı olumsuz yönde etkiledi evet. ve obez gençler obez insanlar yarattı hareketin kendisi zaten çok yararlı bir şey yani bu yıl yine yayınlanan bir çalışma e, şöyle diyor günde 15 dakika yürüyen insanlar hiç yürümeyenlerin kalp krizi riskini 100 kabul edelim hiç yürümüyor 100 evet. günde 15 dakika yürüyen insanların kalp krizi geçirme riski yüzde %80 Bayağı yüzde yani yirmi iniyor, düşüz. 15 evet, dakika evet. yürüyorsunuz günde evet. ve başka bir çalışma çok daha ilginç. 60 yaşın üzerindeki insanlara bakmış Fransız bilim adamları ve iki bin kişiyi araştırmışlar. Siz 60 yaşından sonra yürümeye başlasanız bile kalp krizi riskiniz günde 15 dakika yürüdüğünüz düşüyor. zaman Hı -hı. beşte bir düşüyor. Evet. Yani hangi Güzel. yaşta olursanız olun, hangi kiloda olursanız olun günde mutlaka yarım saat spor yapın. Yani artık bunun için bir mazeret bulmak mümkün değil. Yani bu kadar yararlı, bu kadar önemli vakit ayırması evet, lazım evet. herhalde insanların. Evet, Tabii evet. şimdi hareketin üstüne bir herhalde faktör de stres faktörü. Kesinlikle. Değil mi? Stres. yılımızın stresinin Çağımızın de e, herhalde bunun üzerine en üst risk faktörü evet. olarak geliyor. Bununla da herhalde stresle başa çıkma mekanizmalarını mı kendilerine geliştirmeleri gerekiyor? Kesinlikle. Bu konuda da son yıllarda epey bir çalışma var. Hatta o kadar önemseniyor ki bizim e, kardiyoloji toplantılarına psikiyatristler gelmeye başladı. İşte A tipi karakterden bahsediliyor. Yani e, hırslı, başkasını çekemeyen, sürekli haset eden, hep gözü karşısında olan insanlar daha çok kalpten Kalpler. ölüyor. Bir bu <laughs> yani A tip karakter olmamalıyız. Evet. İkincisi e, hırs tabii çok çok önemli. Bir de e, şey çok önemli ruh sağlığımız için kötümser miyiz? Pozitif miyiz. mi düşünüyoruz? Yani hayata evet. pozitif bardağın dolu tarafından mı bakıyoruz boş. Bu konuda yapılan çok ilginç bir çalışma var rahibelerle ilgili. Çünkü yaşam tarzları aynı. İşte hepsinin hayattaki amacı aynı. Amerika'da bir çalışma yapılmış. Yani rahibeler alınmış. Hepsi basit yaşıyor. Sıradan yaşıyorlar. Bir test yapılmış onlara. Bir grup kötümser, bir grup iyimser. 20 yıl sonra bakmışlar. Kötümser olanların yarısı kalpten gitmiş. Yani evet. yaşamınız, tarzınız ne olursa olsun hayata bakış açınız. Eğer kötümserseniz yani her şey beni buluyor, hep kötü şeyler oluyor diye bakıyorsanız ne yazık ki. Beğeni kodlamamak lazım. Evet Kalpten erken yaşta gidebilirsiniz. <laughs> evet, Beğeni olumsuzluğa kodlarsak evet. herhalde o evet. zaman kalp krizi riskini Artırıyorsunuz. artırıyoruz. Evet, evet. Evet. Bir ilginç çalışma da bu yıl yayınlandı. O da çok enteresan ki bizim ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor. Evli erkeklere bakmışlar. Evli erkeklerin e, binde 15 Binde 13 sorry. Ee, kalp krizi geçirme riski. Evli erkekler 71 yaşında. Sonra bir kez boşanmış erkeklere bakmışlar. Yani 71 yaşında yine yüzde %15 %15'e fırlamış kalp krizi riskleri. Hı -hı, evet. Aynı erkeklerin iki kez boşanmasına bakmışlar. yüzde <laughs> %18. Ee, çok, <laughs> çok güzel. Evet yani boşandıkça evet, evet. kalp krizi riskimiz evet. artıyor. Evet, güzel. O da kötü. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu oldum. da öğrendik. Çünkü bizim ülkemizde evet. yılda bin kişi evleniyor 500 yüz kişi evet. boşanıyor. Dolayısıyla evet. kalbimiz için Çok, boşanmak iyi e, değil. Evet, yani adrenalin <laughs> evet. Yani açısından herhalde evet. dengeli. Evet. evet efendim tekrar bir aramız var. Ee, bu arada ben tekrar mail adresimizi hatırlatmak istiyorum bize yazmanız için gündemi saglikgundemi@edu.tr. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, kalp sağlığıyla ilgili güzel sohbetimize Sayın Gülgün Vahiz ile tekrar devam ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. İlk programımıza hakikaten renk kattınız. Özellikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi biz kalp sağlığımızı koruyamadık. Koruyamıyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Sizin verdiğiniz oranlarla da bu ortada. Peki son dönemlerde... Kalp e, sağlığına yönelik gelişen tedaviler e, ya da sayın e, sevgili izleyicilerimize bununla ilgili ilk etapta nereye başvurmalılar, nasıl davranmalar, neler yapmalılar bunlarla ilgili açıklamalarınız olursa e, sevineceğiz. Evet. Önce şunu söylemeliyim ki kalp krizi e, geçirmeden önce tabii ki yapılması gereken en önemli şey... Bütün ilaçlardan daha önemli olan hayat tarzımızı değiştirmek. Hayat tarzımızı değiştirmeliyiz. Yani her gün yarım saat spor yapmalıyız. Normal dengeli beslenmeliyiz. Yani her şeyden biraz yiyebiliriz. Bol zebze, bol meyve beslenmeliyiz. Stresle mücadele etmeliyiz. Yani meditasyon mu yaparız, müzik mi dinleriz, hobimiz neyse. Ve tabii ki hayata pozitif bakmalıyız. İşte tansiyon hastalığımız varsa ilaç kullanmalıyız, şekerimiz varsa e, doktorun önerdiği şekilde e, gitmeliyiz, e, kolesterolümüz varsa doktorumuzun tavsiyesine uymalıyız, sigarayı kesinlikle bırakmalıyız ve alkolden ılımlı miktarda tüketmeliyiz, yaşam tarzımızı değiştirmeliyiz. Hiçbir tedavi yaşam tarzının değiştirilmesi kadar etkili değil. Ama her şeye rağmen biz ee, şunu da söylemeliyim buradan. Yılda bizim ülkemizde 300 kişi e, kalp krizi geçiriyor KKTC'de. Bunların e, %90'ı e, hastaneye ulaşıyor ve e, bizim mortalitemiz %1-2 arası. Yani hastaneye ulaşan hastaların %2-3'ü, 100 kişiden 2-3 tanesi ölüyor. Geriye kalan kurtarılıyor. Bu oranlar 1960'lı yıllarda e, Amerika'da işte 100 kişi hastaneye müracaat ettiği zaman 30 tanesi ölüyordu. Dolayısıyla tabii ki bugün için bu rakamlar teknolojinin ve evet, şey, teknolojinin evet. 60'lı yıllarda koroner bakım üniteleri dediğimiz özel bölümler ortaya çıktı. Onlarla birlikte mortalite, ölüm oranları giderek azaldı. 80'li yıllarda hepimizin bildiği gibi kalp krizlerinde anjo yapılmaya başlandı. Yani kalp krizi nedir? buradan söylemek gerekirse biraz önce bahsettik. Kalbimiz Tüm hücrelerimizi oksijen taşıyan pompa, dört odacıklı bir pompa dakikada 60-80 kez çalışarak oksijen sağlıyor. İşte kalbimizin de hücreleri bu oksijene muhtaçtır. Yani kalbin kendisi de oksijenle yaşıyor. Dolayısıyla kalbimizin aort dediğimiz bir damarı var. Ana damar diye halk arasında geçer, kalbin sol tarafından çıkar, bir kavis çizip bütün vücudumuzun tırnağımızdan ayak ucumuza kadar her tarafa bir ağaç gibi dallanır ve oksijen götürür. Kalbin kendisine de oksijen götüren damarlara aort kökünden çıkar bu damarlar, kalbin içerisinden çıkan o büyük damardan koroner damarlar adını veriyoruz. İşte kalp krizi dediğimiz olay bu koroner damarlar 3 e, tanedir. Herhangi birinde aniden ortaya çıkan bir tıkanmadır. Yani kalp krizi kalbin kendisine oksijen besleyen. getiren besleyen koroner damarların herhangi birinde aniden ortaya çıkan tıkanmadır. Yani oksijen kesilmiştir. Kalp hücresine oksijen gitmemektedir. Peki nasıl bir bulgu verir? Evet. Hasta çok şiddetli, dayanılmaz bir ağrı hisseder. İşte göğsünün ortasında, sol memede olabilir, koluna yayılabilir, çenesine vurabilir, sırtına yayılabilir. Dayanılmaz bir ağrıdır. Nokta gibi bir ağrı değildir. Baskı şeklinde olabilir, yanma olabilir, bulantı, kusma eşlik edebilir ama kesinlikle dayanılmaz bir ağrıdır. En az 15 dakika sürer ve kimlerde olur genelde 30 yaşın üzerinde şekeri tansiyonu kolesterolü olan ve sigara içen herkes ve tabii ki daha önceden bypass olmuşsa stent takılmışsa herhangi bir damar hastalığı felç geçirmişse bu kişiler yüksek risk altındadır. Erkekler 40 yaşından sonra kadınlarda menopoz sonrası kadınlar erkeklere göre 10 yaş daha geç ve 4 kat daha az yani bu hastalık erkekleri seven bir hastalıktır. Menopoza kadar ortaya çıkan bir hastalıktır. Böyle bir şikayetiniz olduğu zaman önce aklınıza kalp krizi gelsin. Yani işte bizim toplumda şöyle bir anlayış var. Acaba midem mi? Çünkü bazen mide evet, bölgesinde bekleniyor. olabilir. Asıl herhalde bekleniyor. E, önemli nokta bu. Evet. Geçer. E, çok fazla yemiştim. Acaba evet, bir gaz evet, şikayeti mi evet, var? Evet. Ama bu süre çok önemli değil çok mi? Önemli. Altın dakikalar evet, hemen evet, evet, e, evet. başvurulması. Çok önemli. Kendiniz evet. lütfen karar vermeyin. Kalp krizi demek kalbinizin oksijen almaması hücresinin demektir. Bir saat içinde siz oksijeni kalp hücrenize sağlayamazsanız kalp hücreniz ne yazık ki ölmektedir. Ve siz kalbimiz bir silindir şeklindedir ve çalışırken şöyle düzgün çalışır. Diyelim ki şu bölgenizi besleyen damar tıkandı kalbiniz artık böyle çalışacaktır. Yani sizin daha önce 4 kat merdiveni koşarak çıkarken, eğer bir kriz geçirip kalbinizin işte yüzde otuzunda bir hasar olmuşsa, siz artık iki kat merdiveni çıkabileceksiniz, iki katta nefes nefese kalacaksınız. Onun için lütfen kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsanız hemen ambulans çağrılması evet. gerekir. Neden ambulans? Çünkü kalp krizlerinin ilk bir saati içerisinde hastaların üçte biri kalbi durur ve kaybedilir. Eğer siz ambulansla hastaneye giderseniz kalbinize şok cihazı yapılır ve kalbinize masaj Oksijen yapılır sağlenir. ve siz kurtulursunuz. Hayata dönersiniz. Genelde arabada da tercih ediliyor. Evet, evet, evet. Arabayla transfer ediliyor. O da çok, ediliyor. Yanlış. Evet. çok yanlış. Tabii bütün dünyada kalp krizleri dediğim gibi çok yaygın. En öldürücü neden. Yani kalp krizi dediğimiz zaman kalp adalengize, kalp hücrenize oksijen gitmiyor. Nasıl yapacağız, nasıl sağlayacağız o damarı açmamız lazım. Bir saat içinde açmamız lazım. Dolayısıyla koroner bakım ünitesi olan bir merkeze Ambulanslar bütün KKTC'nin her yerinde var. Siz karar vermeyin. Midemdir, işte şudur budur demeyin. Lütfen 112'yi arayın. Ambulansla beraber gidin. Çünkü ilk bir saat içerisinde kalpte ritim bozukluğu, kasırga diyoruz biz. Kasırga esiyor kalpte. O kasırgayı düzeltmenin yolu kalp masajı yapmak ve hastaya şok cihazıyla şok vermektir. Evet. Bütün dünya artık şunu söylüyor. Bu şok cihazları büyük meydanlara, metrolara konuyor ve tüm toplum eğitiliyor. Evet, Çünkü, o çok önemli. Evet. evet insanlar kartını. cihazı herhangi birisi yanınızda düştü, evet. kendini kaybetti sesleniyorsunuz, cevap vermiyor. Kalp masajı yani kalbin e, masajla hayatta tutulması mümkün. Yani siz hastaya solunum desteği vermeyebilirsiniz. Ağızdan ağıza solunum yapmasanız bile dakikada 30 kez kalp masajı yaparsanız o kişi hayatta kalabiliyor. Evet. Eğer siz eğitimliyseniz bu konuda bir can kurtarırsınız. Onun için bu konuda kampanyalar yapılması lazım evet. ve cihazların mesela güneyde var. Türkiye'de de bu konuda çalışmalar var örneğin Amsterdam'da ben kendim gördüm Londra'da merkezde metroda gördüm Cihazı bilen bir kişi hemen eline alıyor cihaz üzerine hastanın koyduğunuz zaman size ne yapacağınızı söylüyor Şok veriyorsunuz ve hastayı kurtarıyorsunuz bu kadar önemli bir şey Tabi bu henüz evet, bizde ama yok Tabi burada herhalde çok dikkat edilmesi gereken bir şey var eğer gerçekten eğitimle değilse kişilerin eğitim tabii, tabii. E, bunu yapmaması tabii, çünkü bu tabii. tam tersine bir etki yaparak ölüme de çalışan bir kalp üzerindeki bir masaj tabii uygulaması da ki. ölüme neden olabilir. Onun için bizim eğitim toplumu e, eğitmemiz lazım. Bu konuda neler önerirsiniz? Ne yapabıl, ne yapılabilir toplum olarak? Yani e, eğitim öneminiz? kampanyaları yapılması lazım. Tabii ki önlenmesi için e, devletin Artık o hale geldi ki o kadar büyük paralar harcıyoruz ki biz kalp hastalarını tedavi etmek için. Önlemek çok daha akılcı. Çünkü insanlar 40'lı evet. yaşlarında yani tam en verimli oldukları dönemde kalp krizi geçiriyorlar. Düşünün kaybediliyorlar. Yani ailesini, işte yakınlarını, hı hı. toplumu uğranılan travmayı düşünün. Bir psikolojik boyutu var. Bir de maddi manevi boyutu var. Tüm bunları düşündüğünüz zaman Tüm toplumun eğitilmesi lazım. Her şeyden önce dediğiniz gibi baskıyla zorla olmaz. Yani evet. okullardan başlamak lazım, ailelerden başlamak lazım, çocuklardan başlamak lazım. Ve bu sadece devletin üstleneceği bir konu değil. değil sivil tabii. toplum örgütleri, belediyeler, tabii, üniversiteler. Üniversiteler işte, ki burada tabii. bulunmamız bir anlamda bunun için bir adım. Evet. Belki bunun arkasından kalp masajı için gelmemiz lazım. Yani sivil Belki toplum örgütleri. Belki sizinle birlikte, evet, e, bir takım kampanyalar yapabiliriz. Kampanyalar Yapmak evet, lazım. Değil mi? Evet. Yani sigarayı bıraktırmak için insanları eğitmek, ikna etmek lazım. Ve tabii burada şunu da söylemek lazım. Kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsunuz bir kişinin ne yapabilirsiniz? Hepimiz yanımızda, çantamızda aspirin taşıyalım. Aspirin çiğnetmek, sadece aspirin çiğnetmek, kalp krizinden ölümleri yüzde otuz azaltıyor. Yani yüz kişiden 30'unu kurtarabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok, hiçbir zararınız yok. Hastanın şiddetli göğüs ağrısı var. Siz kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsunuz. Aspirin çiğnetin. Aspirin çiğneterek ve hastayı ambulans çağırarak hastaneye sevk etmeniz evet, lazım. Bunu tekrar açıklayalım isterseniz. Hı hı. Diyelim ki e, gece e, eşi e, kalktı, fenalaştı, evet, evet, evet. düştü. İşte evet. bir ağır, Yanındaki kişi böyle bir aspirin. Bilinci o, açıksa evet. kesinlikle aspirin çiğnetmeniz Çiğneterek lazım. Çiğneterek destek evet. olabilir ambulans evet. gelene kadar evet, evet. E, yaşam Sakinleştirmeniz süresini, lazım, evet. rahatlatmanız lazım, oturur vaziyette olması hı hı. lazım. Ve derin nefesler almasını sağlamanız lazım. Panik yani bizim buradaki amacımız şu. Kalp oksijensizliğe aç. aç Peki evet. kalbin yavaşlatmak lazım. Adrenalinini azaltmak lazım. Zın ki o oksijenle Oksijen evet, idare etsin. ihtiyacı az evet. kalsın ki o, o o hasar büyümesin. Siz Hı. çünkü ne kadar panik olursanız kalp hızınız o kadar yükseliyor. Hı. Oksijen tüketiminiz o kadar artıyor. Evet. Dolayısıyla da zarar görüyorsunuz. Ne kadar sakin o kadar e, hastanın, hastanın yararına. E, hastaneye geliyorsunuz. Tabi ambulansla geldiniz. Hastanelerde neler yapılıyor kalp krizleri için? E, yapılan şeyler ilaç tedavisi yapılıyor. Hı. Yani dedik ki damar tıkandı. O pıhtıyı eritmeniz lazım. İşte kapıdan girdikten itibaren hemen e, teşhis konup damarını e, pıhtıyı eritici ilaçlar var. İşte 1980'li yıllardan itibaren dünya bunları kullanıyor. Veyahut yapabileceğiniz şey direkt eğer altyapınız uygunsa anjiyo laboratuvarına Ayşe. alıp Hastanın işte damarını görüntülemek. Ee, oluşan şey damarın içerisinde pıhtı oluşuyor. Damarın içerisine girip o pıhtıyı balonlarla şişirip balonu duvara yapıştırıyoruz. Sonra da içerisine çelik stentler koyarak tekrar daralmasını önlüyoruz. Ee, evet. Bir yöntemde en çok kullanılan yöntemler dünyada bunlar. Evet. Ee, şöyle zaman zaman sorular oluyor. Acaba e, anjiyoyu çok sık yaptırılırsa hı hı. arka arkaya diyelim birkaç atak geçirdi hı hı. ve arka, bunun zararı damar çeperi üzerine damar cidar üzerine hı hı. olumsuz etkileri nedir ne kadar aralarla yapılması lazım. Yani Anjonun yapılma gerekçesi hı hı. tamamıyla sizin şikayetleriniz ve olayın ciddiyeti ile ilgilidir. ilgilidir. Anjio'nun kendisinin riski her seferinde aynıdır. Yani hı hı. sizin e, hani damarınıza birkaç kez girildi bir sonrakinde risk artar diye Arkan, bir şey yok. Evet. Ama anjiyo'nun gerekçesinin %100 olması lazım. Yani ben check-up olmak için bir anjiyo olayım. Öyle hı hı. bir şey yok. Anjiyo basit bir evet. e, teşhis yöntemi değildir. Hı hı. Bütün dünyada invaziv bir girişim, invaziv bir girişim. Damarın içerisine evet, giriyorsunuz. Yani bir kan tahlili yaptırmak ki. gibi düşünülmemesi gerekiyor. Kesinlikle gerekir. yani evet. basit bir işlem değildir ama gerekli olduğu zaman yani siz hafif bir kalp spazmı geçirdiniz. Bizim kalp krizi mesela bu yıl söylenen bir şey bu da göğüs ağrınız oldu gittiniz hastaneye ne yapılacak bir kan testi var. Kalp krizi riskine bakıyoruz biz. Adı troponin dediğimiz bir test. Bunu artık hastalarımız biliyor. Göğüs ağrınızdan 4 saat sonra bu enzim kanda yükselmeye başlıyor. Yani sizin sorununuz eğer kalptense kalbinizin içerisinde kaynaklanan o damardaki daralmadan kaynaklanan bir sorunsa 4 saat sonra bakılan o test yükselmeye başlıyor. O testin pozitif olması anjo için gereklidir. Eğer o test pozitifse anjo yapılması gereklidir evet. tartışmasız bütün dünyada çünkü artık takip edilen yol bütün dünyada her Aynen. yer aynıdır evet. kılavuzlara tabidir. Aynen. Yani size e, bir anjo yaptınız hastayı kaybettiniz neden yaptınız diye sorarlar Söyleyelim. o zaman evet. eğer troponin dediğiniz test pozitifse hiç kimse size dünyada tartışmaz. Bunu yapmak zorundaydınız çünkü hastanın ani ölüm evet. riski vardı. Evet. Şu anda bu yıl yayınlanan yeni bir çalışmada bu troponin hassas troponin olarak geliştirilmiş. Göğüs ağrınız oldu bir saat sonra pozitifleşiyor. Yani siz evet. zamandan kazanıyorsunuz. Evet. Ee, bu şekilde bir gelişme de var. Evet. Sağlık. Peki. Efendim çok güzeldi. Keşke zamanımız daha uzun olsaydı. Sizinle daha güzel bilgileri seyircilerimizle paylaşsaydık. Süremiz doldu. Kameraman arkadaşlar işaret ediyorlar. Ama evet. son olarak evet. değerli izleyicilerimize son mesajınız ne olacak? Bugünün evet. son noktasını koymak için. Evet. Dediğim gibi kalp sağlığı bizim için çok çok önemli. Kalbimiz çok önemli. Lütfen kalbimizi sevelim. Ona gerekli özeni gösterelim ve e, Akdeniz'in ortasında, çevremizde Akdeniz ülkelerinin kalp krizinin en az olduğu bir ortamda biz e, kalpten ölmeyelim. Evet. İzin vermeyelim gencecik insanlarımız kalpten ölmesin çünkü ölmemek mümkün. O zaman evet. neden bir neden şey. evet. neden olsun. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür Sayın Gülgün Güvayız değerli izleyiciler sağlık gündemiyle ilgili ilk programımızı. Bugün sonlandırıyoruz. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle gelecek hafta görüşmek üzere.